Hoppa! Allah Allah! Gerçekten rüya gibi. Arkadaşlar, kamp alanımıza geldik. Yer burası. Gerçekten çok güzel bir yer. Biraz sonra olduğum bu yerde çadır olacak. Hatta şöyle yapalım, elimi şöyle bir şıplatayım, hemen çadır gelsin. Güzel bir kamp gününden herkese selamlar, sevgiler. Bizim manzaramız çok güzel. Sizlere de böyle biraz göstermek istiyoruz. Şansımıza hava çok güzel. Geldiğimiz bölge çok güzel. Arabamızı, çadırımızı. Kofi çok güzel. Kofi çok güzel. Şöyle. Çadırımız bu şekilde oldu. Burada bir semaverimiz var. Türk olur da semaversiz olur mu? Hatta birazdan kahvelerimizi içeceğiz. Güzel bir salıncak. Burada etraf böyle daha detaylı anlatmak üzere. Kolay gelsin Cande. Semaver mi? Semaverimiz var. Güzel havada, yeşillikte. Çay yapacağız şimdi. Bizim de sıcak bir çay içmeye ihtiyacımız var. Aynen. Bu soğuk havada sıcak çay her zaman iş görür. Okay.
Evet Can Bey. Evet Dış Ses Hanım. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Arkanıza bakar mısınız? Neden iyi olduğumu izleyenler de anlasın. Şöyle bir gösterelim. Neden çok iyiyiz? Gerçekten bu manzarada. Çadırımızı gösterebildin mi? Çadırı şöyle ben yakınlaştırabilir miyim buradan? Evet. Deneyelim şöyle. Çadırımızı araba şurada. Bu gece buradayız. Aynen. Bak bayağı yakınlaştı herhalde. Çok güzel. Çok güzel. Yemyeşil. Burada da inekler böyle. Burası Heidi'nin dağları gibi değil mi ya? Heidi söylenir mi? Patika yol. Tertemiz. Ve hiç ev yok desek yeridir yani. Evet. Şu görmüş olduğunuz ilerideki yerler ev değil arkadaşlar. Bunlar ya pansiyon ya otel. Ve yemyeşil. Bizim evimizden burası yaklaşık bir 1 saat 10 dakika sürüyor. Evet. Ve çok yollar da çok keyifliydi. Biz zaten bazı yerlerde size çekimler de yaptık. Ki buraya kadar geldiğinize göre onları da izlemişsinizdir. Hafta sonu en azından yapılabilecek bir aktivite bu kamp. Ben zaten kamp videosunda, önceki videoda çok sevdiğimi, çocukluk hayalim olduğunu söylemiştim. Doğayı, yeşili çok seviyorum. Zaten hafta arasında bizim böyle kamp yapma gibi bir şansımız olmuyor. Çünkü çalışıyoruz. Bir tek hafta sonu böyle yapabiliyoruz. Ama iyi ki de yapıyoruz. Peki kamp severlere burayı tavsiye eder misin? Yani benim tavsiye etmeme gerek yok bence. Bir daha ekranı çevirip gösterirsen Dış Ses Hanım. Muhteşem. Çok güzel. Yağlı boya tablosu gibi değil mi? Yeşilin her tonu var. Her tonu. Burada bu hayvanlar bile çok hoş. Çok sakinler değil mi? Çok sakin, rahat. Böyle tam doğal. Ve şimdi yağmurdan sonra tekrar bugün 4 mevsimi yaşadık adeta burada. Her halükarda çok güzel. Şimdi mangal ateşimizi yakıyoruz. Ama yine yağmur yağarsa o zaman bakarız. Oldu mu? Oldu. Süper görünüyor. Biraz daha ateş alev alınca aynen, daha da güzel olacak. Şansımıza ama odunlar da kuru Sinan abi. Hı-hı. Güzel oldu ya. Oluyor.
Biraz dinlenince kendine gelecek ha. Evet. Aynen, bir coşsun. Sonrasında biz de coşalım böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Can Bey, ne yapıyorsunuz? Ses Hanım, size ellerimle kahve hazırladım. Türk kahvesi. Oo, hem de odun ateşinde. Harika. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel. Köpürmesini bekliyoruz şimdi. Hoppa! Allah Allah! Hadi abi, oturmaya mı geldik ya? Hazır mı? Hazır olacak. Az sonra hazır. Az sonra. Nefis bir etli, sebzeli et oldu değil mi abi? Evet, aynen. Ellerine sağlık. Hava bugün bize 4 mevsimi yaşattığı için evet, çok çok müteşekkirim. Olmadı. Gerçekten. Bütün mevsimi yaşadık. Demek ki böyle. 4 mevsim bir arada. Aynen. Can Bey? Buyurunuz da Ses Hanım. Ne yapıyorsunuz? Efendim, 1000 abonemizin şerefine bir tane drone aldık. Artık çekimlerimizi drone'la da zenginleştirmek istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyorum şu anda. Harika. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Size de. Ben biraz salıncağın keyfini çıkartmak istiyorum. Thank you.
Ses Hanım. Efendim. Bu sefer de ben mi kameraman oldum? Evet. Ne yapıyoruz? Dürüm. Dürüm yapıyoruz. Dürüm ekmeği yapıyoruz, evet. Daha deminki Sinan abimizin yaptığı şahane yemeğin için değil mi? Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel gözüküyor. Hadi bakalım. Ne kadar güzel gözüküyor. Pişirelim. Bunu bir zahmet saca götürür müsün? Hey maşallah. Hey maşallah. Ya. Saca da sürebilirdim. Bu ter var abi. Arkadaşlar bu lezzetli yemekleri yiyeceğiz. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Bir de şöyle bir şey var. Açık havada olduğunuz zaman insanın iştahı daha çok açılıyor. Değil mi Sinan abi? Çok, hem de çok. Mevsimi yaşıyoruz. Az önce güzel bir hava vardı, şimdi yağmur yine. Yine yağmur ama bizim keyfimiz yine yerinde. Sıcacık buram buram yemeğimiz çok şükür. Dürümlerimiz ama hazır oldu. Ama her şeyde yok. Ellerinize sağlık, çok güzel gözüküyor gerçekten. Afiyet olsun. Efendim nedir bunun sırrı? Neyin? Tarifi. Sevgi. He, sevgiyle yaptım. Yani ben yaptım, Sinan abi pişirdi. Hepsi de sevgiyle güzel oldu. Çok lezzetli görünüyor ama. Evet. Şöyle dürümü saralım. Senin ekmeğin hiç akışı olmadan hiç. Bu arada arkadaşlar dışarıda yine yağmur başladı. Daha demin Sinan abinin dediği gibi. Ne dedin Sinan abi? Kaç mevsim dedin? 4 mevsimi yağmuruyla, güneşiyle beraber yaşıyoruz. Aynen. Biz gece burada kalacağız. Sinan abiler gidecekler. Evet. Atasözleri yarışmasına var mısın? Varım. O zaman ilk ben başlıyorum. Tamam. El eli yıkar, iki elde yüzü. Ay süper. Nerede birlik, orada dirlik. Vay. Varım diyor. Ben ne işim? Ne verirsen elinle, o gelir seninle. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Yeniden merhabalar herkese arkadaşlar. Ses Hanım sana da yeniden merhabalar. Merhabalar. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Çadırımızın içinden herkese selamlar, sevgiler. Tabii akşam oldu, yorgunluk başladı haliyle. Doğal yaşam, açık hava olduğu için. Yani normalde şu an saat daha 9'u yeni 1 geçiyor. İster istemez yorgunluk başladı. Çadırımızı ama hallettik. Mutluyuz değil mi? Gayet mutluyuz. Şu anda böyle tabletimiz izleyebiliyoruz. Mumumuz var, böyle gaz sobamız var, yakıyoruz. Üşümüyoruz da, bugün yağmur olmasına rağmen üşümüyoruz da. Bugün yağmur oldu, güneş oldu. Drone'u bir indiriyorum, bir kaldırıyorum. Güneş açıyor, kaldırıyorum, yağmur yağıyor, indiriyorum. Ama çok keyifliydi. İnsan sevdiği bir şeyi yaptığı zaman gerçekten ne kadar zor olursa olsun mutlu oluyor. Bugün benim için gerçekten öyle bir gündü. Benimle bu duyguyu yaşadığın için sana da çok teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ederim. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Bu kadar keyif alacağımı zannedemiyordum. Çünkü bilmiyordum. Evet. İlk defaydı ama burada temiz hava, ne bileyim açık havada bir şeyler yapmak, hamur açmak bile keyif verdi bana. Güzeldi. Kesinlikle. Bu arada bu lambaları hani almıştın ama gerçekten çok işe yaradılar şu an. Aynen. Odamızı aydınlattılar. Çok güzel. İyi oldu gerçekten. Evet, gerçekten güzel. Böyle. Arkadaşlar biz nihayet gecenin sonuna geldik. Uyku kendi ağırlığını üstümüze çok fazla hissettirdi. Yatacağız şimdi. Yarın sabah görüşmek üzere. Şimdiden iyi geceler diliyoruz herkese. İyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Nihayet sabah oldu. Vallahi gece bir uyumuşuz. Sabah uyandık. Aslında daha doyurduk ama bizi inekler uyandırdı. Muhteşem bir deneyim oldu bizim için. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çok memnun kaldık. Tabii soğuk, şu anda bayağı soğuk. 2 ya da 3 derece olması lazım.
ama güne böyle temiz, böyle güzellikte başlamak çok güzel gerçekten arkadaşlar. Her yer yemyeşil, tam istediğimiz gibiydi. Bu çadır deneyimimiz bizim için iyi bir tecrübe oldu. Hani nelerde eksiklerimiz var, neleri alabiliriz, neleri yanımıza getirmemeliyiz şeklinde iyi bir tecrübe edindik açıkçası. Vallahi çok keyifliydi. Ben tavsiye ediyorum herkese. Biz şimdi Dış Ses Hanım'la bir kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında da buradan yaklaşık şöyle bir saat içerisinde ayrılmayı düşünüyoruz. İşte tek bir çekincemiz var ikimizin de. Size de göstereyim. Umarız buradan aracımız kaymadan geçer. Çünkü gece hep yağmur yağdı, yağışlıydı. Çadırımızı bağladık bu şekilde. Ancak şimdi topladıktan sonra bu çim, toprak bayağı bir yumuşadı. Korkumuz arabanın kayması olacak. Bakalım, devam edelim, göreceğiz hep birlikte. Bir kamp gününün daha sonuna geldik. Yağmurlu güzel bir kamp günüydü. Çok şükür ki araba buradan sorunsuz bir şekilde de çıkıyor. Bugünü tamamladık. Bu doğa manzarayı bırakmak biraz zor şimdi. Çünkü güzeldi, çok güzeldi. Etrafımızı temizledik. Çöpümüzü bırakmadık. Çadırımızın yeri birazcık çimenler yatmış. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür her şey yolunda. Biz çok keyif aldık. Umarız herkes bu deneyimi yaşar. Sizlere de böyle bir deneyim yaşamanızı dileriz. Hoşça kalın.